Teşekkür ederim. Da geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine bakarlar gelecek. Gelecek, gelecek, gelecek. Şarkımız yine baharlar gelecek diye. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Belediye çapında yaklaşık 18 bin kişi yaşamaktadır. Toplam nüfusun yarısı kent merkezinde, diğer yarısı ise çevredeki 50'ye yakın köylerinden oluşmaktadır. 360 bin metrekare yüzeyi vardır. Nüfusu Aralık olarak Müslümanlardan oluşan bir şehir. Bulgaristan'ı Yunanistan'a bağlayan Makaza sınır kapısı ile Mestanlı Bulgaristan'ın önemli ticaret yolunu üzerindedir. Türkiye olan uzaklığı 150 kilometredir. Mestanlı Belediyesi, 4 Türk Belediyesi, Bursa Büyükşehir, Bornova, Bayramiç ve İzmiç Belediyeleri ve Yunanistan Yasmos Belediyesi kardeş belediyedir. Geçmişte Mestanlı şehrinin önemli bir ticaret merkezi olarak büyümesi demir yolları garına borçludur. İlk tren 4 Aralık 1932 yılında Mestanlı istasyonunda karşılandı. Demir yolu tren istasyonumuz tren garımızda ve otogarımızda bize istediğimiz yere ulaşmamızı kolaylık sağlıyor. Her yıl on binlerce turist Mestanlı'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Tatul Orpheus Tapınağı'nı ziyaret ediyor. Aynı zamanda geleneksellik haline gelen Hıdrellez gününde önceki gece binlerce Hristiyan ve Müslüman Dambalı Tepesi'ne çıkarak burada akan suda farklı hastalıklara şifa arıyorlar. Bir diğer popüler tarihi yer ise Elmalı Baba Tekkesi'dir. Mestanlı farklı spor dallarında oldukça başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü sporcular Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu Mestanlı Belediyesi'nde doğmuşlardır ve sporda ilk başarılarını burada elde etmişlerdir. Ayrıca kentin futbol, masaüstü tenis, güreş ve halter takımları da yeni başarılar kazanmaya devam ediyor. Kültürel alanda bu yıl 14.sü düzenlenecek olan Mestanlı Daima Kalbinde Dünya Mestanlılar Buluşması her yıl dünyanın dört bir yanında binlerce Mestanlıyı bir araya getirmektedir. Sadece omuzlarında halteri kaldırmıyor, insan haklarını, bizim sesimizi, bütün dünyayı ayağa kaldırıyor. O yüzden Türkiye ve Bulgaristan arasında köprü oluşturmuş ve iki devletin de bir evladıdır. Bizim de evladımız. Teşekkür efendim. Ya bak ayrıca sizin için ne yazdım ya. Ben şöyle çekin ya. Tamam. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çok yolun açık olsun Cumhurbaşkanım. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Bu sefer kazanacağız mı, kazanmayacağız mı? Kazanacağız, kazanacağız. İnşallah, inşallah. Öbür ihtimal yok. Merhaba. Kararları var. Bu farkımız da Nuri Adalı Farkı. Şimdi onun anıtının önüne gidiyoruz. Komünizm rejiminde 23 yıl hapiste yatmış. Biz ona Bulgaristan'ın Nelson Mandela'sı diyoruz. Parkımıza onun ismini verdik. Paskalya köşemiz. Şu arada yumurtalarımız. Evet. Ramazan Bayramı köşemiz. Yani bu da bizim medeniyetimizi, hoşgörümüzü gösteriyor. Şiirler yapmış ve şu mısrayı da buraya seçtik. Ülkeli bir gün yurtta olacak sabah, benim de gönlümde dinecek olarak. Bulgarca'ya da tercüme ettik. Biz Halk Özgürlükler Hareketi'nin belediye başkanları olarak insanlarımızın gönlündeki o ahı dindirmeye çalışıyoruz. Nuri Kurbutada da başkanın aynı zamanda Bulgaristan Türklerinin Nelson Mandela'sı var. Evet. Başkan söyledi. Evet. Evet. Evet.
okulların göç ettiği belediyeler Bursa ve İzmir. Yani şöyle bu tarafta. Gördük yoldan girdik, İstanbul'dan gidiyoruz. Tamam. Tamam mı ikiniz? Tamamdır. Buyurun. Buyurun, devam ediyoruz. Eçtikler ve eteş. Bak, yaptık. Türkiye'den gelen bir şu kanatsallar var ya. Var, var, var. Ama daha fazla olması lazım. Yani. Daha fazla olması lazım. Bizlerin, bizlerin iktidar, Millet İttifakı iktidarında kesinlikle daha fazla yatırım alması lazım. Bagajı, Ahmet Hanım söylesin. En iyisini sen yaparsın. Çok güzel bir fotoğraf oldu. Evet. Sağ ol abi. Koyma ya, koyma da. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أولى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين لنا حبيبنا Seyyidine ve Nebiyyine Muhammedin ve alâ âle ya Mevlana inneke entet tevvâbur rahîm. Vehdini vehdine ve fikne ilel hakkı ve ilâ tarikın müstakîm. Silahlar konuşmaya başladı ve bizim kardeşlerimizin tek bir arzusu ben Türk'üm, Müslümanım demek niyetiyle yola çıktılar. Bir kısmı şehit edildi. Acımazca öldürüldü. Allah-u Teala kullu kitabımızda Kur'an-ı Azimuşşan'da buyuruyor ki Estaizu billah bismillah Allah yolunda ölenlere ve öldürenlere sakın ölüler demeyin. Onlar diridir fakat siz göremezsiniz. Ya Rabbim bu münasebetle biz şehitlerimizi rahmetle hem anmaya hem de duaya geldik. Ya Rabbim Allah'ım içinde bulunmuş olduğumuz 3 ayları ümmeti Muhammed'e ve aziz cemaatimize hayırlara vesile kıl ya Rabbim. Allah'ım din ve millet uğruna isimleri bilinen veya bilinmeyen Bulgaristan'da ve Bulgaristan dışında bütün şehitlerimizi özellikle Çanakkale şehitlerimizi sebep olan Türkiye'nin bugüne gelmesine sebep olan bütün şehitlerimizi Sarıkamış'taki şehitlerimizi bilmediklerimizi Allah'ım hepsinin aziz ruhlarına vasıl hediye ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbim. Şehitlerimizin kabırlarını pür nur, makamlarını âli eyle ya Rabbim. Allah rızası için rızaen lillahi teala. Fatiha. Allah kabul Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. Bu anıtların yönünde az önce Türkan bebeğimizin anıtındaydık, mezarındaydık. Şimdi buradayız, şehitlerimizin anıtlarındayız, şehitlerimizin mezarlarındayız. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Gazilerimizden de Allah razı olsun. Ama böyle günlerde bazen biz tarihimizi lazım hatırlatalım. Neden? Çünkü hala bizim tarihimiz yazılmadı. Hala açıkta okunmuyor bizim tarihimiz. Maalesef Türkiye'de Bulgaristan vatandaşları, göç edenler, Türkiye'de doğanlar bizim tarihimizi bilmiyorlar, bilmiyorlar ama bizim Bulgaristan'da da yaşayan gençlerimizin bazıları bizim geçmişimizi bilmiyorlar. Bu açıdan şu an zamanımız var. Yani iki cümleyle bir dakikalığına ben geçmişimizi hatırlatayım. Çünkü bu 84 yılının karanlık Aralık ayına gelince kadar başka olaylar da oldu Bulgaristan'da. 1912-13 Balkan Savaşı'ndan sonra birkaç defa zorunlu asimilasyon kampanyaları geçti. Genelde Rodoplar'da, Güney Bulgaristan'da. Bunların da biri 1964 yılındaydı. 1964 yılının Ribnovo isyanında Batı Rodoplar'da bir köyümüzün isyanında bu kampanya durduruldu ama bugün evraklar açıkta olduğundan okuyabiliriz.
o komünizm rejiminin yönderleri Sofya'dan durdurma kararını almışlar ama Erel iktidarları ve Erel parti temsilcilerini suçlamışlar. Bir de nasıl bir şekilde suçlamışlar? Yani demişler ki bugün evraklarda okuruz. Yani hazırlıksız harekete geç. Balkan liberallerin Lipsi'nin genel başkan yardımcısı Stanislav Anastasov, o da bizden. Bulgaristan parlamentosunda 240 tane milletvekil var. Onların 36'sı bizim DPS'den, bizdendir sayın genel başkanım. Bulgaristan'da 265 tane belediye var. 265 belediyeden 48-49 belediye başkanları da bizdendir, DPS'dendir, Kalk ve Özgürlükler Hareketi'ndendir. Böylesine biz bugünlere geldik ama çok güçlü bir gençlik teşkilatımız var, gençlik örgütümüz var. Yani biz bu yolda 33 yıl siyaset yaptıysaydık, 33 yıl bu yollarda yürüdüyseydik en azı da 333 yıl onlar devamını yapacaklar. Ben teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bulgarya. Durun ben çekim kendimi. Neden seçim kampanyanızı Bulgaristan'dan startladın sen gel. Bulgaristan'da hak ve özgürlükler var. Özgürlük mücadelesi var. Az önce başkanla anlattı. Bulgaria ima една партия, която се нарича Движение за права и свободи. Преди малко председател на тази партия даде сведения за партията. Ve bugün demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin anıtının önündeyiz. Днеска сме пред паметницата за гиналите за демокрация на тоталитарния режим. Biz de Türkiye'de demokrasi mücadelesi veriyoruz. İyi, Türkiye'ye devam et. Sıçta borba za demokrasi. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taşlandıracağız. Cumhuriyet'imizi 100. yılında 100 godine sıçta se prozumata za godine od osnovatelja Republikata i što prodolžavamo i da branimo se s demokracije. Razčitali na glasovete na bulgarskite iselnici. Bulgaristan'daki soydaşlarımıza güveniyor musunuz? Elbette güveniyoruz. Onlar özgürlük mücadelesi verdiler. Ve Boreza, Svetoslu'da. Her mücadelenin bir bedeli var. Onlar bedellerini yaşamlarıyla verdiler. Всяка борба си има жертви. И те дадаха тук жертви. Само да ви запитаме, в социологията ви дава 10% преднина към този момент. Каква кампания очаквате? Какво кампания очаква? Насъл би кампания е бекъсно в Сурхия? Türkiye'de ekonomiden tutun, sosyal yaşamın diğer alanları hemen hemen her alanda güzel projelerimiz var. Bu projeleri geniş kitlelere aktaracağız. İmamı kuvvetli projeler var. Söyletene tabuyeti, söyletene sosyal tutusluğu, tak açın işte bu uspaşlı bir süreç. Tarım, sağlık, teknoloji, bilim, bütün bu alanlarda çözümlerimiz var. İmamı ulema, preduzburna kampanya. Благодарим. Спасибо. Алло. Благодарим. Усаде бъде сам, бъде фурсате бъде. Естафула, тоби, тоби, тоби. Фурсате бъде клада, мишел. Hadi geç. Hadi geç. Efendim başkanım biz de istiyoruz bu günlere. Yok sağ ol. Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi hocam. Kim çekecek fotoğrafı? Thank you.